Arkadaşlar merhaba. Bugün hacking konusunu detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Uzun bir video olacak. Sizi sıkmamak adına hızlı bir şekilde konuşmayı düşünüyorum, planlıyorum diyeyim. Elimden geldiğince size kendi tecrübemden bahsetmeye çalışacağım. Videonun başında bir uyarıda bulunmak istiyorum. Siber güvenlik konusu çok ciddi bir konu arkadaşlar. Siber suçların gerçek suçlardan hiçbir farkı yok. Bizim kanalı izleyen arkadaşlar genelde çok aklı başında arkadaşlar ama ben bu uyarıyı yine yapmak ihtiyacı hissediyorum. Yani internet üzerinden yapılan işte suçların vesairelerin sanki böyle biraz daha bir soft hali varmışçasına bir algımız oluşabilir. Hayır arkadaşlar. Bankadan para çalmakla internet üzerinden para çalmak arasında hiçbir fark yok. Ya da bir insanın Instagram hesabını patlatmakla işte o insanın yatak odasına kadar girip o fotoğraf albümünü çalıp onun bir kopyasını üretmek arasında hiçbir fark yok. Bu bilinçli olmamız lazım. Bu işe başlayacak arkadaşların, genç kardeşlerimin özellikle bu ahlak, bu düşünce tarzında olması çok önemli. Bu ciddi bir iş. Hangi tarafta olursanız olun, bunun bilincinde olmanız lazım. Yani işin sonuçları insanların doğrudan hayatlarına etki eden, insanların hayatlarına mal olabilen sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi ben yazılımcıyım arkadaşlar. 15 seneden fazladır kod geliştiriyorum. Bu işten, yazılım işinden ekmek kazanıyorum. Ancak bir süre siber güvenlikle uğraştım. Kısa bir süre. Ve siber güvenlikten kopmadım. Öncesinde de sonrasında da ben yani şu anda mevcut projelerimde de siber güvenlik anlamında bir yazılımın güvenli olması noktasında danışmanlık vermeye çalışıyorum. Siber güvenlik uzmanları ile birlikte çalıştığımız dönemler oluyor dahil olduğum projelerde. Pentest dediğimiz konularda. Dolayısıyla size böyle kendi fikirlerimden birkaç kuple bir şeyler sunmaya çalışacağım. Hacking nedir? Hacker olmak ne demek? Şimdi arkadaşlar, hacking dediğimiz şey aslında yazılıma ya da bilgisayar, internet dünyasına has bir şey değil. Hacking kelime anlamı kesmek, doğramak, bir şeyleri böyle patlatmak gibi anlamları var. Siz birçok şeyi hackleyebilirsiniz. Yani bir kapıyı anahtarsız açmak bir bakıma hacktir. Ya da bir işte televizyonu parçalara ayırmak, bir şeylerin içini kurcalamak, onun içerisindeki içeriği ortaya çıkarmak bir hacking olarak düşünülebilir. Dolayısıyla hacking'i genel düşünmemiz lazım. Şimdi hacker olmak isteyen arkadaşlarda neler önemli? Yani her isteyen hacker olabilir mi? Her isteyen bu alanda çalışabilir mi? Bu konuya girmeden önce bir alan şey yapmak istiyoruz. Yani önce bir taraf belirlememiz gerekiyor. Kötü taraf mı, iyi taraf mı? Biz bir şeyleri hackleyerek, bir şeylerin açıklarını arayarak, bir şeylerin içine müdahil olarak, girerek, dahil olarak suç işleyebiliriz. Aynı şekilde bu açıkları bilerek, bu açıkları düşünerek o açıkları kapatacak kişiler de olabiliriz. Bir taraf kötü taraf, diğer taraf iyi taraf. Yani beyaz şapka, siyah şapka, işte bir sürü isimler verilebiliyor. Kötü niyet, iyi niyet hacker. Aslında hacker dediğimiz insanlar direkt ilk başta kötü niyetli de algılanabilir. Kötü şapkaya her zaman biz öyle bir intibamız oluşuyor. Aslında öyle değil arkadaşlar. Yani hacking kafasındaki kişiler bir sistemin açıklarını tarayabilen, bulabilen, bu açıklara yönelik çalışan insanlardır. Kötü niyetliyseniz bu açıktan içeri girip zarar verirsiniz. Kötü, iyi niyetliyseniz de bu açıkların kapatılmasıyla ilgili mesai harcarsınız. Şimdi her isteyen hacker olabilir mi? Hackerla nereden başlanır? Arkadaşlar, her isteyen hacker ya da siber güvenlik uzmanı olabilir. Ancak doğuştan gelen bazı yetenekler bize bu konuda farklı avantajlar sunabiliyor. Biz kendimizi çok geliştirerek çok iyi bir siber güvenlik uzmanı olabiliriz. Ancak en tepedeki kademedeki uzmanlar ya da kötü niyetli hackerlar arkadaşlar biraz doğuştan gelen, hırsız gibi düşünebilen tabiri caizse farklı insanlardır arkadaşlar. Küçüklükten bu yana bir şeylerin hep açıklarını kovalayabilen, bir kapı anahtarsız nasıl açılır, bir işte eşyaları parçalayan, eden, böyle bir açık arayan kafalar bu işte çok daha başarılı oluyor. Yani dediğim gibi işin bir teknik boyutu var ama
teknik boyuttan önce bir hırsız gibi düşünebilme felsefesi bu işte önemli bir yer tutuyor arkadaşlar. Bunu bir kenara koymakta fayda var. Bu videoyu izliyorsanız mesela şöyle söyleyeyim size. Aslında böyle çok zehir gibi olan hackerlar bu videoları izlemeden zaten bir şeyleri patlatmışlardır. Öyle söyleyeyim size. Bu bir kenarda durmalı. Kötü şey anlamda söylemiyorum. Yani adam kötü niyetli komşusunun virüsünü patlatıyor. Hemen şifresini işte parolasını kırıyor. Bir şeyler yapıyor. Bedava internete giriyor. Bu iyi bir şey değil. Ama şey bakımından düşündüğümüz zaman, düşünce tarzı itibariyle baktığımız zaman adam o kafada bir adam. Her şeyin bir açığını arıyor. Hacker olmak için okul okumak gerekir mi? Ayrı sorulardan bir tanesi. Bunun kısa cevabı hayır. Ama okul buna çok büyük katkılar sunabilen bir şey. Bunların her biri ayrı video konusu olabilecek konular. Şimdi arkadaşlar, hacking'in sadece internete has olmadığından bahsettik. Yani sadece bu bilgisayar ya da şeyden ziyade siz hiç internet bilgisi dahi olmadan, böyle çok bir programcı, yazılımcı vesaire, bir bilgisayar kültürünüz çok gelişmeden dahi hack yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Çok verilen örneklerden güvenlik sorularıyla falan filan yaparsınız. Bu kısımda biraz şundan bahsedeceğim size. Bir siber güvenlik bilinci herkeste olmalı. Bununla ilgili bir tane video yapmıştım. Bu yazılım ve siber güvenlik adında bir tane video yapmıştım size. Orada zaten bunlardan biraz bahsediyorum. Bir güvenlik sorusu çok basitinden bir şeydir. Şey yapılmaz mesela böyle. Nedir o? Dikkat edilmez. Adam girersin işte kaydolurken güvenlik sorusu olarak bir şey seçersin. Ne dersin? En sevdiğin müzisyen kimdir diye mesela şey yaparsın. Oraya yazarsın işte. İsmail YK. Yazdın oraya. Neyse. Unutursun bile onun ne öyle olduğunu. Kaydolursun sisteme. Yıllarca kullanırsın. Kötü niyetli bir arkadaşın gelir. Şifreni kırmaya kalkar. Bak adam hiç internet şey bilmiyor doğru düzgün. Yazılım, programlama, hacking, making bilmiyor yani. Ne yapar bu adam? Eğer birazcık kötü niyetli bir adamsa ya da bu know-how bir şekilde elde etmişse gider adamın adresini yazar, şifremi unuttum butonuna tıklar. Ne gelir? Güvenlik sorunuz ne? İşte, en sevdiğim müzisyen kim? Bilmiyorsun adamın en sevdiğim müzisyeni mesela, değil mi? Ne yaparsın? O adamın ağzından o lafı almaya çalışırsın bir şekilde. Arkadaşın, oturdun, müzikten bir konu açtın. Ya işte onu dinler misin, bunu dinler misin falan filan. Adama şöyle bir şey diyor. Ya benim en sevdiğim adam şudur. Senin kim acaba dersin? Adam pat diye patlatır. İsmail YK dedi mesela. Ha işte adamın ağzından aldın. Getir İsmail YK'yi oraya yaz. İçeridesin. Adamın şifresini patlattın. Bu kadar basit. Gördün mü? Yani hiç burada bir hacking bilgisine bile gerek yok. Bir şey yapmanıza bile gerek yok. Bir internet böyle nasıl çalıştığını bilmenize, HTTP protokolüne, şifre nasıl kırılır, böyle şeylere kafa yormanıza, brute force'a, işte dictionary'lere, bilmem ne ataklara falan hiçbir şey gerek yok. Çok basit bir sosyal mühendislik yaparak ben adamın e-mailine dahil olabildim. Bunu size neden anlattım? Bunu kötü niyetli kullan, yani kötü niyetli insan zaten kötü niyetlidir arkadaşlar. Onun için yapabilecek bir şey yok. Bir bilinç anlamında anlattım. Yani biz bir siber güvenlikçi olacağız demeden önce böyle bir genel kültürleri bir kendimiz elde edinmemiz lazım. Önce biz kendimizi bir güvende tutmamız lazım yani. Ondan bahsediyorum. Böyle bilinçler bir elde edinmemiz lazım. Bunları edindik. Siber güvenlikçi olmaya karar verdik. Artık ben böyle işlerden zevk alıyorum diyoruz. Nereden, nasıl başlangıçlar yapabiliriz? Affedersiniz. Şimdi arkadaşlar, konseptlerden başlayacağız önce. Bir müfredat takip edebilirsiniz. Udemy olur, YouTube olur, başka yerden olur. Siber güvenlik dersleri dediğiniz zaman size konseptleri belirten bir sürü şey vardır. Bir sürü müfredat vardır. Bunlardan önce bir kavramları öğreneceğiz. Kavramlar nelerdir? Yani atak türleri. Mesela bir scripting atakta nasıl yapılıyor? Bu SQL level olabilir, bir cross-site scripting tarzında bir şey olabilir. Böyle bir konseptleri öğreneceğiz. Mesela şifre nedir? Parola nedir? Bu ikisi arasında fark var mıdır? Bir yerde bir şifre kırılacağı zaman hangi yöntemler izleniyor? Bir dictionary mantığı mesela. Ya da sık kullanılan passwordler. 1'den 8'e
1, 2, 3, 4, 5, 6 yapıyoruz ya, en basitinden olsun diye 1, 2, 3, 4, QR bilmem ne yapıyoruz. Böyle dictionary'ler oluşuyor mesela. Bunlar hangi yöntemler kullanılır falan filan. Konseptleri öğreneceğiz. Konseptleri öğrendikten sonra araçları öğreneceğiz arkadaşlar. Hacking günümüzde eskisinden daha kolay. Bu alanda çalışmak isteyen, yani bir güvenlik uzmanı dahi olmak isteyen insanlar için eskisinden daha kolay. Çok fazla artık tool var arkadaşlar. Sistemlerin açıklarını tarayan, sistemlerin açıklarından sızan, haritalar çıkartan çok fazla araç var. Bu araçları kullanacağız, bu araçları öğreneceğiz. Bu araçların toplu halde bulunduğu bir Linux dağıtımı var. Aslında birden fazla değişik dağıtımlar var da Kali Linux bunlardan bir tanesi, en çok kullanılanlardan bir tanesi. Kali Linux'u temin edebilirsiniz. Ücretsizdir zaten. İndirirsiniz. Onun içerisinde bir sürü tool var. Bu tool'ları kurcalayarak denemeler, kum havuzunda oynamalar yapabiliriz. Şimdi burada işimize yarayan bir diğer konu daha var. Sistem açıkları kasıtlı olarak konulmuş sanal makineler var arkadaşlar. Sanal makine kavramını bilmeyen arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Bilgisayar içinde bilgisayar gibi bir şey. Yani siz Windows sisteminizde bir sanal makine penceresi oluşturup onun içinde herhangi bir işletim sistemini, Windows'u, Linux'u, MacOS da kısmen mümkün olabilir bazen, bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Böyle sanal makineler üzerinde atak denemeleri yapabilirsiniz. Yani Windows XP'nin mesela eski bir sürümünde bazı açıklar vardı diyelim. Siz bu kum havuzunda oynamak istiyorsunuz. Sanal makineye bunu indirip bir şekilde kendi kendinizi ataklayabilirsiniz. Testler anlamında. Yani işin özü aslında şu. İlk başta ilgimiz, merakımız olacak. Konseptleri öğreneceğiz. Araçları öğreneceğiz. Sonra o araçlarla denemeler yapıp o içimizdeki ilgi, merakı çok çılgın bir hale getireceğiz. O merak bir yerden sonra öyle bir noktaya geliyor ki zaten siz her şeyde bir açık arar hale geliyorsunuz arkadaşlar. Açık arayan insanları takip etmeye başlıyorsunuz Twitter'da. Açık arayan web sitelerini takip ediyorsunuz. ExploitDB gibi. Sürekli bir yerde bir şeyler patlıyor. O patlaktan insanlar anons ediyor, patlak bulundu tarzında. Siz onları takip edip bu açıktan benzer açıklar başka yerlerde arayabiliyorsunuz. Bu açıkları başka yerlerde ararken mesela Facebook'ta bir açık arıyorsunuz. Açığı bulduğunuzda iyi niyetli bir insansanız report ederseniz size 3000-5000 dolar neyse bir ödül de koyarlar. Çok diyorum yani zaten zarar verecek insan her zaman zarar verir. Onunla ilgili yapacak bir şey yok. Ama açık arama kafası böyle bir şey. Önce biz öğreniyoruz. Öğrendikçe o merakımız gelişiyor. Merak geliştikçe takip ediyoruz. Takip ettikçe de işi artık öğrenmeye başlıyoruz. Yani bir yerde açık nasıl aranır? Açıkları birbirine benzetmeye başlıyoruz. Falan filan. Arkadaşlar hacking konusuyla ilgili şöyle bir durum da var. Çok farklı uzmanlıkları var. Bugün bir bilgisayar oyununu crackleyen adam da bir hacker. Aynı şekilde bir Android mobil cihazı hackleyen adam da bir hacker. Bir web sitesini, bankayı patlatan bir adam da bir hacker. Yani sözün özü şu. Bunlar çok ciddi farklı uzmanlıklar. Bir mobil hackingiyle bir işte executable bir şeyi hack etmek, bir exe dosyasını patlatmak ya da bir işletim sistemi düzeyinde bir virüs tarzında bir şeyle olaylara dahil olmak. Bunların hepsi değişik değişik kafalar. Network'ü kullanan, yani network'ün TCP/IP protokolünün açıklarından faydalanarak yapılan hackler bambaşka. Bunların hepsi siz zamanla tırmalaya tırmalaya, deneye deneye bir yerden sonra ilgi alanlarınızı keşfedip oradan devam edebileceğiniz şeyler. Yani şu aşamada siz işte ben mobil hacker olacağım tarzında bir şey çok mantıklı olmaz. İşin içine girersiniz genel bir, en basitinden bir SQL injection hata yaparsınız. Ve size garantisini veririm şu anda internet üzerindeki canlı projelerin sallıyorum oranı belki %60'ı %70'i hala SQL injection'a açıktır arkadaşlar. Çok rahat içeriye sızabilirsiniz birçok web sitesinde. Konseptleri önce bir öğreneceğiz. Araçları öyle bir öğreneceğiz. Geri kalan kısmı bizim merak güdülerimiz, artık gelişen yeteneklerimiz bizi bir yerlere getirecek.
Okul gerekli mi? Bu kısaca bundan bahsedeyim. Arkadaşlar siber güvenlikle ilgili sanırım lisans programı ben bilmiyorum. Olabilir de yanılıyorsam kusuruma bakmayın. Yüksek lisans programları var bir şekilde. Bunları takip edebilirsiniz. Müfredatları öğrenirsiniz. Orada hocalarınızla, arkadaşlarınızla ders alırsınız, sunum yaparsınız, araştırma yaparsınız. Bunlar güzel, bunlar sizi geliştirir. İyi bir siber güvenlik uzmanı da yapabilir. Ama okul bu işin arkadaşlar çok şey bir kısmı. Yazılım konusunda da ben bunu konuşuyorum ama yanlış da anlaşılmasın lütfen. Bu iş tırmalayarak, evde kendimiz zorlayarak asıl olaylara müdahil olduğumuz bir konu arkadaşlar. Çok iyi hackerlar, çok böyle büyük zarar veren insanlar ya da büyük işler başaran insanlar. Daha doğrusu şöyle de söyleyeyim, büyük İşler başaran hackerların karşısında durabilen beyaz şapkalı hackerlar da arkadaşlar genelde çok uzun süre bilgisayar başına zaman geçiren böyle değişik bakabilen, değişik yetenekte insanlardır. Bu size akademi şey olarak dediğim gibi şey yapmasın ama içten gelecek ve çok çalışarak kendi kendimizi geliştirerek belli bir yerlere gelebileceğimiz bir konudur. Siber güvenlik konusu. Bunu da parantezini açmak istedim. Sözün özü şu arkadaşlar. Çok uzatmak da istemiyorum. Bu alan gelecekte çok daha değerli olacak. Şu anda da çok değerli arkadaşlar. Çok iyi siber güvenlik uzmanları. Çok acayip paralar kazanıyor. Çok aranan adamlar çok farklı yerlerde çok acayip işler yapabiliyorlar. Bu ileride daha da farklı olacak. Yani onun da size garantisini veriyorum. İlgi, merak, alaka konusu arkadaşlar. Zorlamayın kendinizi. Yani siber güvenlik çok gelişecek, çok değerli olacak diye siber güvenlikçi olmak zorunda da değilsiniz. Bu merakla da birazcık pompalanması gereken bir şey. İlgiyle pompalanması gereken bir şey. Bu alanda ilgisi olduğunu, eğer ilginiz olduğunu birazcık keşfettiyseniz dümdüz devam edin arkadaşlar. Başarılı olursanız zaten keşfedilirsiniz. Yani çok iyi bir siber güvenlik uzmanı, şimdi bak yine diploma konusuna geliyoruz, oraya gelmeyelim. Bir şekilde bir yerleri, açıklarını bulduğunuz zaman zaten keşfedileceksiniz. Bu açıklarınızı Twitter'larda paylaştığınız zaman zaten bu camianın ilgisini çekeceksiniz. Ve bir şekilde zaten kariyerinizi kendi kendinize şekillendireceksiniz bu anlamda. Aynı yere geliyorum, okul önemsizdir falan filan demiyorum ama bu işin en önemli kısmı o elleri kirletmek dediğimiz çamurun içinde zorlaya zorlaya bu işi başarmaktır arkadaşlar. Yaşınız ne olursa olsun, eğitiminiz ne olursa olsun, bu internet bilgi çağında bu kadar çok fazla işte her taraf kaynak arkadaşlar. İnanın yani 15-20 sene önce böyle bir dünya yoktu. Yani şu anda herkes bir de bildiğini anlatmak için kendini hırpalıyor. Bu kanal da dahil. Dolayısıyla arkadaşlar yaşınız, kariyeriniz ne olursa olsun bu alanda eğer ilgiliyseniz kendinize bir şans verin. Küçük denemeler yapabilirsiniz. İnsanlara zarar vermeyin. Her şeyden önemlisi bu. İyi anlamda şey yapın. Eforunuzu, enerjinizi, vaktinizi bu anlamda şey yaparsanız hem başarılı olursunuz hem de hak ettiğinizden fazla yerlere gelebilirsiniz. Dediğim gibi yani siber dünya, internet çağı, artık nesnelerin interneti, her şey birbirine connected. Bunların güvenliği öyle bir noktada ki artık yani konuyu çok dallandırmayacağım da normal savaşlar bir yere kadar, artık siber savaşlar dönemindeyiz. Yani şirketler, ülkeler bilmem neler, hep kim ne kadar güçlüyse siber anlamda da çok önemli pay sahibi oluyor pastadan. Umarım sizi çok sıkmamışımdır. Paldır küldür aklıma gelen ne varsa böyle konuşmaya çalıştım. Çalışın, üretin. Güzel yerlere geleceksiniz. Her şeyden önemlisi iyi niyetli olun arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.